Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da merhamet kılıp eytedi ki: Estaizu billah. Araeytellezî yukezzibu biddin fezâlikellezî yed'ul yetîme ve lâ yahuddu alâ ta'âmil miskîn. Ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, körmeysiz mi dinsizlerinin fiilini? Bilesiz mi dinsizlerinin iki de alameti var? Biri yetimge hiç rahim şavkati yok, yardım sorup kese urup haydiydi. İkinci belgisi garip miskillerge rahim şavkati yok, hiç yardım belgisi yok ve yardım berişge ham hareket kımaydı. Cennetilik belgisi, müminlik belgisi, rahmdillik, mihirlik. Allah uzunu en birinci sifatı Rahman, bahayet mihriban, rahmdil ikinci sifatı. Bendelerden hem en birinci meneşu sifatlar buruşluğunu Allah talep etti. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı bu mübarek hadis. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ettiler: Kim ki bir yetimni, ha karındaşı bulsun, ha begane bulsun, katta bugünce kefilligini alıp şu yetimge karese, cennette meni yanımda birge oturadı. İkide barmağlarını birbirge cüflep durup, mene şun daha yakın bulad deyip korsettiler. Her bir insan en yanıda alıp oturadigan adamını kendi adam buluşunu haliydi. Rahimdil, mihriban, sahi. Ana şimdi insanlarını kalbi pak buladı. Aytmadılar, başka bir savab işlerini kigeller, yanımda oturadigalleri yok. Yetimni başını silip, yetimge atalık kigen adam cennette birge buladı mıymış? İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet kıldı bu mübarek hadisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken ikenler, yetim hürmette bugün hanedanda bereke var, payız var. Yetimini hürmet kıyan hanedanını Kuda hiç kaçan harlamaydı, azizlikte kıladı. En har hanedan yetim baru, yetimni şum yetim, bela yetimdi, ballardan acratıp, o yetimge hiçbir rahim şavkat kımıydıgan hanedan, berekesiz hanedan, en tüben hanedanlarının birige eylenettiler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etkenikeller, cennetke peygamberler, cümleden men aldın kiremenu, lekin bir ayollar var ki ular mendenem aldın kirişke haklı bo'lib qoladi Allah huzurida. Sahabeler soradılar, qanday ayollar yaş bolalari bilen beva kalıp yetim bolalariga o'zi ota ham ona bo'lib bakıp katta qilgan ayollar peygamberlerden hem aldın cennetke kirişke haklı buladılar. Mihir, rahim, şavkat, akıbet bazarda satılmaydı. Bu bir ilahi tamamdan beriledigen kalp ki balalarige rahim, şavkat. Bu acib dünyada biravlar tırnakka zar bulup, balem bosaydı dese,
bazı bir xillar nopok yo'lda yurib bolalarini tirik yetim qilib tashlab ketadiganlar bor. Onalar bor, qadamlarin osti jannat. Lekin hoyu havasini bolalar mehridan ortiq ko'rganlar ham bor. Abu Dardo rivoyat qilinadi bu hadisni. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Dardoga qarab aytdilar: "Qalbing yumshoq bo'lishini xohlaysanmi? Rahimdil bo'lishligini xohlaysanmi? Rahim jannatga olib boradi. Duoing qabul bo'lishini xohlaysanmi? Maqsadga yetishni xohlaysanmi? Albatta ya Rasululloh. Yetimga rahim qil, yetimga rahim qil, yetimga rahim qil" dedi. Chunki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam onani qornida yetim bo'lganlar otalari tug'ilmasdan dunyodan o'tdi. 6 yoshda onadan ham ajralib butun bir yetim bo'lib qoldilar. Buvalari qaradi 9 yasharda buvalari ham o'tib, amakilari Abu Tolib ser farzand odam o'z qaramog'iga oldilar. Og'irligim kelmasin deb ob zamzam suvini ichib qornim to'q deb yurardilar. Va aytardilar, kimni qo'yi echkisi bo'lsa, xolis boqib beraman, qariman. Dardni dard chekkan biladi. Yetimlikni yetimlikda katta bo'lgan biladi. Shuning uchun kimki yetimga qarasa, jannatda meni yonimda o'tiradi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hayit kuni namozdan chiqib sahobalar bilan ketyassalar bolalar o'ynayotgan joydan chiqib qoldilar. Hayit kuni bolalarini yaxshi kiyintirib tuyalariga mingastirib tuyada o'ynatayotgan otalar ko'rib zavq shavqlari kelib turdi. Banoga bir chekkada yig'lab o'tirgan bolaga ko'zlari tushdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bolani oldiga kelib, "Nimaga bolalar bilan o'ynamay o'tiribsan? Nimaga yig'layapsan?" Ya Rasulullah, otam jihodda shahid bo'lgan. Onam boshqa erga tegib ketdi. O'g'ay ota menga kiyim olib bermadi. Uni o'rniga uydan ham haydab chiqasdi. Otam bo'lsa meni ham tuyaga mindirib, yangi liboslar kiydirib o'ynatardi" deb ko'nglim uzilib yig'layapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Men otang bo'lishni xohlaysanmi? Oyisha onang bo'lishni xohlaysanmi? Fatima opang bo'lishni xohlaysanmi? Hasan Husan jiyallaring bo'lishni xohlaysan. Yig'lama bolam, men otangman. Tuyangiz yo'q-u" dedi bolaligiga borib. "Nimaizga mindirasiz, ana ular tuyasida mindirib yuribdi." "Bola, men senga shunday zo'r tuya bo'laman, chiq ustimga." Yetim bolani yelkalariga o'tirg'izib ko'tarib yugura boshladilar. Tuya lo'kullab yuradi, lo'kullamayapsiz deganda sarvari olam tuyada ham lo'kullab yurish qildilar. Tuyalardan bir ovoz chiqadi. "Af! Af!" degan ovoz. Bu hatto arab tilida
keçir degan ma'noni ham bildiradi. Af. Ularning tuyasidan shunday ovoz chiqyapti. Siz nima jimsiz deganda Muhammad sallallohu alayhi vasallam af. Af deb ovoz chiqasdilar. Shunda Jabroil alayhisalom kelib, ey Allohning rahmdil habibi Muhammad rasul akram sallallohu alayhi vasallam, yana bir marta af desangiz olamga o't ketadi. Bu Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yetimlarga, yig'lab turgan bir go'dakka befarq qaramaganlarida bolani shu erkalatib uylariga olib ketib, uylarda u bola tarbiya ko'rdi. Lekin afsus, bir yil o'tgandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu dunyodan u dunyoga rihlat qildilar. Shunda bola yana ham qattiq yig'laganda Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu kelib, ey bolajon, faqat bugun sen emas, hammamiz, barcha musulmon olami yetim bo'ldi. Shunday insonlarni hayotda ko'ramanki, namoz o'qing desa kechasi bilan o'qib chiqadi ham. Har kuni roza tuting yo kunara roza tuting desa qiladi ham. Lekin bir yetimga rahm qilib, usti bosh olib berishga qorni og'riydi. Sen bir yetimga ko'ynak olib bersang, Alloh seni bolangga bir kastim shimlik egasi qilib qo'yadi. Sen bir yetimga ozgina yordam berib qo'ysang, Alloh senga buni ming baravar qilib qaytaradi. Xayri ihsonlar qilishadi, qorni to'qlarni chaqirib, pullarini sochishadi o'zlarini ko'rsatish uchun. Lekin bir yetimga, yo yetim bolami, yo bir yetim qizmi, shularga bir ma'naviy, moliyaviy bir yordam berishga hech qachon xayollariga keltirmaydi. Dunyoda mana shunday Allohni ko'p sinovlari bor. Azizlar, bu sinovlardan qalbi poklik bilan, mehr oqibat bilan o'tamiz. O'zbekistonimizni fayzi barakoti hamisha barqaror bo'lsin. Hozirgi mehribonlik uyi deb nomlanayotgan yetimlar uyida juda yaxshi parvarishlab, yetimlar holidan yaxshi xabar olinadi. Xotami saxiy insonlar bor. Shuning uchun ham azizlar, ofat balolardan yiroq bo'lamiz. Yetim yig'lasa dunyo larzaga kelib ketarkan, yetim kulsa, xursand bo'lsa, o'sha joyiga shunday Xudoning rahmati yog'ilarkan. Yetim duo qilishni bilmaydi, u bola xursand bo'lganini Alloh ko'rib turadi. Farishtalar yetimni boshini silab, bir yangi ko'ynak kiyib qornini to'yg'izayotgani uchun butun farishta haligi yetim parvar insonni haqqiga Allohdan talab istig'for so'rab turishadi. Ilohi, yurtimiz obod bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin.
Bir rivayet yadımızga kip kaldı azizler. Bir akuka ataları olup yetim bul. Ulişten aldın ataları vasiyet kıldı ki katta oğullarıga sen indi uzini uşavagan haligi mani bolamni ukayni merosi sen tanisan Yamanda bir odamga berganman. O'sha odamni topib ukayni merosini olib bergin. Merossiz qolib qolmasin. U odam omonatlik odam, omonatni saqlab turibdi. Ukalarini olib otasi o'lgandan keyin Yamanga qalab yurdi. Madina orqali o'tirilarkan Madinaga kelganda bir xurmozori oldida tuyadan tushib aka uka dam olishayotganda tuya o'zidan o'zi bir harakatga tushib bog'ni davolini buzib xurmozorga kirib ketdi. Xurmozordan bir qariya chiqib tuyaga qarab bir tosh otuvdi. Tuya yiqildi, o'ldi. Tuyasini o'lganini ko'rgan darg'azab bo'lgan yigit toshni olib qariyaga qarab otdi. U ham o'sha zahoti qariyani ham boshga olib o'ldi. Bog'dan ikkita aka-uka yigitlar chiqib bu yetim bo'lgan aka-ukani ushlashib Hazrati Umar xalifalik zamonlari edi. Hazrati Umarni oldilariga olib kelishdi. Hazrati Umar sahobai ikromlar bilan kengash qilib o'tirgandilar. Nima gap bo'ldi? Mana bu yigit tuyasini deb otamizni urib o'ldirdi. Bola bo'yniga olib yigit ahvolli voqeani aytib berdi. Hayvonni deb insonni o'ldiribsiz. Qonga qon bu bolalarni talabi haq. Endi chora nima qilaylik? Otamizni xunini so'raymiz, qatl qildiras. Bola aytdi yigit, men qilgan jinoyatimga jazo olishga tayyorman. Lekin rahm qiling. Men qo'yvoring Yamandan ukamga ukamni merosini olib bering. Nechi kun muhlat bo'lsa, men shu muhlatda yetib kelaman. Axir siz qochib ketsangiz, shun bilan sizni qaytdan topamiz. Men iymonimni qo'yib ketaman. Men Muhammad Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam ummatlari musulmonman. Musulmon musulmonni aldamaydi. Endi sizga bironta odam kafil bo'lganda boshqa gapirdi deganda eng katta sahobalardan bo'lgan Abu Zar G'iffori turib men shu yigitga kafilman. Aytilgan muddatda kelmasa men turibman dedilar. O'ylab kafil bo'lyapsizmi? O'ylab kafil bo'ldim. Bir oy muhlat berildi. Bir oy oradan o'tdi. Belgilangan vaqt kechikib qolyapti. Aka-ukalar Abu Zarga qarab aldab ketdi-ku, bilmaganingizga kafil bo'ldi. Kafil bo'ldim, men turibman. Mana men turibman-ku. Mana nima qilsanglar qilasizlar deganda terlagan, charchagan holda yigit kirib keldi. Hazrat Umar aytdi: "Allohu akbar. Keling o'limiga yugurib shoshilib kelgan yigit keling. Shunchalik yugurib xavotir olib tezlab kelishingizni sababi nima? Ey amir al-mu'minin, bir oydan beri Allohdan umr so'raymanki, iymonsiz ketib qolmayin.
İmanımı koyup kigen ben ahır. İmansız olup kasem ben ne maklemen. Ben şu yerde kaldırgen imanımga vaadamga yugurup geldim. Mene geldim imansız trik yaşap yürgenden. İman bilen oluşum afsal ku. Ahiretimde meni mumin müslümanligimga guvah beradigan imanım ku. Ebu Zer ettiler. Nebiyimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem utkellerige hiç kança vaxt bulmasdan Müslümanlar ümmeti Muhammed birbirige işanmayı kaptiku. Ortadagi işanç ketiptiku digen söz bulmasındıb umurumda körmegen balage kefil buldum. İman sözünü etkende Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in namlarını agende ben bunu yat begane deyişke Allah'tan korktum. Allah Kur'an'da innemel mu'minune ihve digen mu'minler birbirige bir ata anadan dünyaya kegendik akuke digen. Men özümünü bir ukemge kefil buldum. Şimdi ikide akuke ormadan türüp biz hem Muhammed Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ümmetimiz keştik atamızı hününü münde-i imallik itikadlı yigitti öldürgenimiz bilen atamız tırılıp geledi mi? Uzunu, ukesini, biraderini Müslüman öldürmeydi. Hazreti Ömer ettiler. Mana İslam'ın hakiki üstünleri. Ahdge vefa, amanetge vefa, amanetge hıyanet kımeslik. Birgen vadege sadakatte buluş. Bu en katta İslam üstün. Birbirge hakiki işanç, hakiki biraderlik kursatış, mihir kursatış, ittifa buluş, bu bitti katta üstün. Mardlik, yamallikke yakşilik kaytarış, af etiş, bu yana bir katta üstün. Azizler, nimaga ko'proq iymon so'zi, vafo so'zi, omonat so'zi tilda qoldi. Nimaga dilimizda shu narsalarga muhabbat, ishonch yo'q. Bir-birimizga ishonmaymiz. Chunki aldab ham qo'yadida. Birin bir aldab qo'ysa, bir-biriga rahim qilmasa, oxiratga nima olib boramiz? Nima olib boramiz? Shu boshimizni yerga qo'yib turg'izganimiz bilan Allohni bir qoyillatyapmizmi? Alloh bandalarini bir-biriga bo'ladigan mehr oqibati, rahm shafqati, saxovatu tantiligidan quvonadi, suyunadi Alloh. O'sha bandasini ham sevadi. Ibodatda riyo bo'lmasin deydi. Riyoni qaytdan bilib qolamiz. O'qigan namoziga amal qilmasligida. O'qigan Qur'oniga o'zi ishonmasligida. Eshitgan Qur'onga o'zi ishonmasligida kelib chiqadi. Nimaga ishonmasgan deganda nimaga rahmi yo'q? Nimaga aldiydi? Nimaga bo'lib turib yordam bergisi kelmaydi? Allohga ishonganlar hamisha bir-birlariga mehr oqibat ko'rsatib oxiratda Alloh oldida yuzlari yorug' bo'ladi. İnşallah Rabbil Alamin.